Merhaba ben Mesut Çevik. Bu videomuzda Gigabyte'ın oyuncuları özel anakartlarından oluşan G1 Killer ailesinden G1 Assassin anakartı inceleyeceğiz. Gigabyte'ın in G1 Killer anakart ailesi G1 Assassin, G1 Sniper ve G1 Guerrilla olmak üzere 3 farklı üyeden oluşuyor. Her biri üst seviye bileşenlerle donatılan anakartlardan elimizdeki model olan Assassin, ailenin en üst düzey üyesi olma özelliği taşıyor. Ana kartı diğer üst seviye x 8 anakartlardan ayıran özellikleri olarak Bigfoot Killer 2100 Ethernet yongası, Creative X-Fi ses kartı ve özel soğutma sistemi gösterilebilir. G1 Assassin'in oldukça şık bir kutusu var. Kutuyu açtığımızda ilk başta bizleri G1 Assassin anakart karşılıyor. Altındaki bölmede ise G1 posteri ve çeşitli yapıştırmalar mevcut. Bölmelere ayrılmış olan kısımda özel ısıtma butonu ve USB portlarına sahip ön paneli, kurulum kılavuzları ve kurulum CD'sini, arka paneli, SLI Crossfire köprüleri ve SATA bağlantı kablolarını görüyoruz. Gamer Assassin bütün özellikleri bir yana çok güzel görünen bir anakart. İşlemci çevresindeki soğutucular üzerinde yer alan Assassin logosundan ICH 10 Onray üzerindeki şarjör tasarımlı Güney köprü soğutucusuna kadar ince düşünülmüş detaylar mevcut. Kuzey Köprüsü'nü soğutmakla görevli ünüt üzerinde yer alan yuvarlak led ışıklar, anakart çalışırken yanarak görünümü kuvvetlendirmekteler. Şarjör tasarımlı soğutucu üzerinde yer alan uyarı da orta karar bir espri olarak kabul edilebilir. Üzerindeki bileşenlerin neredeyse tüm elden geçirilen G1 Assassin'de, Gigabyte'ın en çok öne çıkarttığı özellikler arasında Bigfoot Killer 2100 Ethernet Yongası ve X-Fi ses kartı yer alıyor. Ses kartı ünitesi sadece basit bir yongadan değil, özel kondansatörlerinden tampon belliğine kadar tamamen özelleştirilmiş ve üzerinde çalışılmış bir birim olarak bulunuyor. Yine Ethernet kartı da yurt dışı fiyatı 100 doların üzerinde olan Killer 2100'ün tamamen ana kart üzerine adapte edilmiş bir versiyonu. 4 adet ekran kartına destek sunan G1 Assassin, 4 PCI Express X16, 2 PCI Express X1 ve 1 adet PCI slotuna sahip. SATA bağlantı portları olaraksa 6 adet SATA 2.0, 2 adet SATA 3 portu görüyoruz. İde ve floppy bağlantılarına yer verilmeyen ana kart, kasa bağlantısı içinde özel USB 3.0 çıkışları, USB 2.0 ve ses bağlantı portu sunuyor. Tamamında katı kondansörlere ve yeni nesil bobinlere yer verilen G1 Assassin, 6 DDR3 slotunda toplamda 24 GB'a kadar bellek desteği sunmakta. Arka panelde giriş çıkış portları arasında ise PS2 Klaye fare bağlantı portlarını görmek oldukça şaşırtıcı. Zira üst seviye bileşenlerle donatılması nedeniyle IDE ve floppy portlarına yer verilmeyen anakart üzerinde artık unutulmuş bir teknoloji olan PS2'ye yer verilmesi enteresan olmuş. Arka panelde koaksiyel ses çıkışı, 4 adet USB 2.0, 4 adet USB 3.0 portu, 1 adet Ethernet çıkışı ve optik analog ses giriş çıkışları kullanıma sunulmuş. Evet anakartın teknik ve fiziksel özelliklerini geride bıraktıktan sonra şimdi çalıştıralım. Hem BIOS menülerine hem de performansına bakalım. Gamer Assassin donanımsal özellikleri ve tasarımının aksine Gigabyte'ın alışıldık BIOS ara birimini kullanıyor. Bütün hız seçeneklerinin mainboard Intelligent tv sekmesi altına toplandığı anakartta veri yolu hızları ve voltaj değerleri ile ilgili ince ayar yapmak isteyenlere memnun edecek detaylara yer verilmiş. Dilerseniz yaptığınız değişiklikleri kayıt altına alarak istediğiniz anda da geri çağırabiliyorsunuz. Anakartla ilgili yaptığımız testlerde ise elimizdeki işlemciyi limitlerine kadar zorlayabildik. Aynı zamanda ön panelde yer alan hızlaştırma butonunun da standart işlemciyle karşılaştırıldığında belli bir getiri sunabiliyor oluşu beğenimizi kazandı. Ses kalitesini dinleyerek onaylamamız kolay oldu. Fakat anakart üzerindeki pahalı ethernet yongasının getirisini görebilmenin internet bağlantınızdan modemenize her şeyin uyum içinde olmasını gerektirmesinden dolayı gerçek dünyada imkansa yakın olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu pahalı Ethernet kartı sadece üzerindeki gelişmiş ağ izleme ve yönetim yazılımı ile bile fark yaratmayı başarıyor. Gigabyte'ın tamamen oyuncuların ihtiyaçlarını gözeterek hazırladığı ana kartlardan oluşan G1 Killer ailesinin en üst düzey ve en pahalı üyesi olan G1 Assassin sahip olduğu özellikler ve yetenekleriyle beğenimizi kazandı. Tabi ana modern bir BIOS menüsüne yer verilseydi çok daha iyi olurdu diyebiliriz. G1 Assassin'de oyuncuların tek beğenmeyeceği nokta ana kartın fiyatı olacaktır. Çünkü şu ana kadar piyasada bulunan bütün gigabyte anakartlardan çok daha yüksek bir fiyat etiketine sahip. Tabi üzerindeki özel bileşenler düşünüldüğünde fiyatın uçak olacağını tahmin etmek çok da zor olmayacaktır. Bu videomuzda Gigabyte'ın üst düzey bileşenlerle donattığı ve oldukça da güzel bir tasarıma yer verdiği G1 ana in anakartını inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. kalın.